Ayette Cenab-ı Allah dinde zorlama yoktur diyor. Her ülke, her fert kendi inancına ve samimi kanaatine göre yaşar. Zorlandığında münafık meydana gelir. Mesela zorla namaz kıldırırsan o münafık olur. Zorla bir insanı hizaya getirmeye kalkarsan münafık olur. Onun için her düşünce, her fikir alabildiğine özgür olması gerekir. Kur'an'ın emridir bu. Ama sevgi, şefkat, merhamet yani Kur'an'ın belirttiği adalet olayı ayrıdır. Yani bu bütün toplumu ve bütün dünyayı kapsayan insanlığın gereği olan bir kanundur. Allah'ın bir kanunudur. Bu mutlaka uygulanacaktır. Ama inançlarına, detaylara ayrı. Yani ona insan karışamaz. Ama adalet, sevgi, barış, kardeşlik, silahların ortadan kalkması, insanların özgür olması, tam demokrasi ortamı bu Kur'an'ın istediğidir. Bunu sağlayacaktır Mehdiyet'te. İnşallah. Ama şeriat kuralları daha katı olarak biliniyor. Yani hırsızlık yapıldığında hangi eliyle yaptıysa o elini kesilmesi. Hatta rejim denilen şey hala çoğu ülkede, İslam ülkesinde de uygulanıyor biliyoruz. Hatta şeyde İran'da şu anda rejimi bekleyen bir tane bayan var. Şimdi mesela bizim siz kısmen sol içerisinden geliyorsunuz diye düşünelim. Biz de sağcı ve mukaddesatçı bir düşüncedeyiz. Biz sizlerle 50 sene birlikte yaşasak kimsenin eli kesilmez. Kimseye de öyle bir ceza verilmez. Niçin verilmez? Çünkü eğitimli bir toplum olacağı için, sevgi olacağı için, şefkat, merhamet olacağı için olmaz. Yani mesela ne bileyim bir bina eğer sağlam yapılırsa yıkılmıyor depremde. Yıkılmaz değil mi? Sapa sağlam durur. Toplumda sapa sağlam olursa böyle bir olay hiç olmaz. Yani dolayısıyla Mehdiyet sevgiyle, şefkatle, merhametle böyle bir olaya hiç gereksinim meydana gelmeyecek bir ortam. O zaman şöyle sorayım. Ahmet-i Necat Mehdiliğe bu kadar inanıyorsa niçin ülkesinde hala rejim ya da şeriat kuralları uygulanıyor? O biz bu rejimden memnunuz, bu sistem doğru demiyor. Bu Mehdi gelinceye kadar geçerli diyorlar. Evet inşallah. Yani anayasanın birinci maddesi. Yani İran anayasanın birinci maddesi budur. Mehdi gelinceye kadar. Mehdi geldiğinde tamamı çözülecektir. Tam bir özgürlük, tam bir barış ve kardeşlik ortamı olacaktır. Her fikre saygı olacaktır. Hristiyanlar, Museviler, her din kendi içerisinde özgür olacak. Ama o zaman bu biraz şey olmuyor mu? Sayın Oktar, Mehdi gelene kadar bu bizim kurallarımız geçerlidir. Mehdi geldikten sonra da tamamen Mehdi'nin kuralları geçerlidir. O yüzden hani bir insanı hırsızlık yaptığı için kolu kesilmesi, rejime uğraması ya da işte şeriat kuralları gereğince hani öldürülmesi. Şimdi yani idam edilmesi. Mesela Irak'ta da Amerikalılar 2 milyon insanı katlettiler, şehit ettiler. Biz desek ki yani Mehdi gelinceye kadar niye bekliyoruz, bu sistemi bir an önce değiştirelim desek, değiştiremeyiz. Oluyor yani, odur. Yani mesela Afganistan'da her gün 50 kişi, 100 kişi şehit ediliyor. Niçin? Bu kader böyle. Peygamber Efendimiz Mehdi'nin gelişinden önce diyor Afganistan işgal olacak. Irak da işgal olacak. Hatta Irak'ın işgalini çok detaylı hadiste belirtilmiş. Yabancı ülkeler tarafından işgal edileceği, Bağdat'ın dumanlar içinde kalacağı, ateş içinde kalacağı, Irak'ın para biriminin kalkacağı. Bakın çok müthiş detay bunlar. Irak'ın para biriminin kalkacağı. Kalkmıştır Irak'ın para birimi. Ve Irak'ın yeniden yapılanacağı. Yani yeniden imar edilir Irak diyor hadislerde Mehdi devrinde alamet olarak. Bunlar olacak olan şeyler. Yani birçok devletin rejimi anormal ve zulümle dayalı ve acı çektiriyor insanlara. Mehdi'nin geliş amacı da budur zaten. Yani İran'daki sistem tabii ki mükemmel değil ama Mehdi geldiğinde mükemmel hale gelecektir. Yani siz şeriatı nasıl bakıyorsunuz? İran'daki sistemin şu anda desteklemediğinizi söylediniz. Şeriata karşısınız diyebilir miyiz? Yok, benim karşı olduğum yani hiçbir düşünce yani şu uygulanmasını demem. Kur'an'ı uygulamak isteyen bir insan varsa uygular. Yani ona hiçbir şekilde bir şey denemez. Mesela bir ülke Kur'an'daki ben şu hükümleri uygulamak istiyorum derse ama zulüm olmamak şartıyla kendi inancı içerisinde uygular. Yani o zaman o bir despotluk olur, baskı olur. Mesela bir ülke ben layık kalmak istiyorum derse layık kalacaktır. Veyahut bir ülke benim işte milli sistemim budur, halkım bundan hoşlanıyor diyorsa, halk da memnunsa buna karışılmaz. Yani bu zorlama olur. Bir başka kişi de yani Kur'an'ın şu hükümlerini uygulamasını istiyorum diyorsa bir ülkede uygular, kimse de ona karışamaz. Peki bu alanda Suudi Arabistan'ı nasıl buluyorsunuz? İran'dan daha da katı, çok daha katı.
kurallar? Mehdi geldiğinde bu konuda hallolacaktır. Hadislerde belirtilmiştir. Peki, yani tam bir özgürlük ve rahatlık, güzellik ortamı olacaktır. Yani Mehdiyet'in özelliği zaten insanlara kalbinden alınan sevgiyi geri vermesidir. Şefkati, merhameti, adaleti yeniden vermesidir. Mehdi geldiğinde diyorsunuz, değil mi? Evet. Yani ortaya çıktığında mı demek ortaya istiyorsunuz? Geldi tabii, dediniz evet. Çünkü. Yani, şu anda İstanbul'da. Genel olarak ona lider olarak uyulduğu dönemi kastediyorum tabii. Yani kendini gösterdiğini evet. Diyorsunuz. Peki.